Paralel kenarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. ABCD paralel kenarında EC 9 santimetre, AD 6 santimetre, DAB açıortay ise, yani burası A ise burası da A olur. Bizden AB'yi istiyor. Şuradaki X diyoruz hemen buna. Paralel kenarlar varmış burada. AB ile DC paralel kenar. Dikkat edelim. Bakın AA, A ise Z var burada. A ise ters açılardan burası da olur. Yani aynı zamanda burada bir üçgen ADE üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Şu iki kenar birbirine eşittir. 6 ise burası da 6 olur. Bu ikisinin toplamı DC'yi verir bana. 15 santimetredir. DC ile AB karşılıklı kenarlar birbirine eşitse X'i burada 15 santimetre olarak bulabilirim. ABCD paralel kenarın AB ile CD kenarları dörder parçaya ayrılmıştır. Burası A ise burası A, burası A, burası A olur. Yine kat olsun, kat olsun, kat olsun. Burası da yine kat olsun. Tabii A da diyebilirim, kat da diyebilirim. Paralel kenarın alanı 64 santimetre kare ise taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın burada 3 tane yer var. 2 tane beyaz, bir de ortada siyah olan yer. Şimdi buraya ben katların altlı üstlü katların sayısı kadar buraya S alanı vereceğim. Mesela 2 tane A var. Köşesinde hiçbir şey yok. Ben buraya 2S'lik alan diyorum. Siyah olan alana baktığım zaman yukarıda 2 tane A var. Aşağıda da 1 tane A var. Burada toplamda 3 A'lık bir yer var. Buradaki üçgene bakıyorum. Beyaz olan üçgene bakıyorum. 3 tane A var. Tepede hiç yok. Buraya da 3S'lik bir alan diyorum. 3S ortadaki de 3S, 2S de burada 8S'lik bir alanı var. Bu 8S 64 ise S'yi bulmak için 64'ü 8'e bölüyorum. Bu durumda S'nin alanı 8 santimetre karedir. Benden taralı bölge istiyor. Orada da 3S'lik bir alan vardı. 8 çarpı 3'ten 24 santimetre kareyi bulabiliyorum. ABCD paralel kenarında 5 tane A ve 6 tane BC olduğuna göre paralel kenarın çevresi de 66 santimetre. Bizden AD'yi istiyor. Karşı tarafı istiyor. AB'nin 5 tanesi BC'ye eşit. O zaman ben buraya 6 kat dersem BC'ye de 5 kat diyorum. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olur paralel kenarda. Burası da 5 kattır. DC de yine 6 kattır. Çevresi 66 santimetre. Ne demek bu? DC de 6 santimetre. 6 da burada 12. 5, 5'ten de 10 da orada 22. Çevresinde 22 kat var. Ve bu sayısal olarak 66'ya eşittir. Katı bulmak için her iki tarafı 22'ye bölerim. 22'ler sadeleşti. K burada 66 bölü 22'den 3 santimetre olur. Ne istiyor benden? AD. AD'de 5 kat var. 5 çarpı 3'ten 15 santimetreyi bulabilirim. ABCD paralel kenarında DG, GF ve FE birbirine eşit. ABCD paralel kenarın alanı 186 santimetre kare ise taralı alan kaç santimetre karedir diyor. Şimdi buradaki DCE üçgenine dikkatli bakalım. DC ve E üçgeni. Eşitlikleri yerine yazıyorum. Buraya A dersem, bu GF de A olur çünkü birbirlerine eşit diyor. FE de A olur. Yani bir üçgen düşün. Burası A, burası iki tane A. Eğer ben buraya S alanında dersem, taralı olan yere de 2S alanı diyebilirim. Şuradan da dikdörtgen üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi köşeden herhangi bir noktaya üst tarafa herhangi bir noktaya geldi. Diğer köşeyle de burada buluştu. Burada mavi olan yerlerin toplamı ortadaki turuncunun toplamına eşit. Yani ben buraya A dedim. Buraya da B dersem sarı olan yere işte A artı B demem gerekiyor. Aynı şey burada da var. Ters olarak düşün. Burada yukarı gitmiş. Burada aşağı doğru geliyor. O zaman ben burada AED üçgeniyle EBC üçgeninin toplamı bu ortadaki üçgene eşit oldu. Şimdi S dedim. Buraya da 2S dedim. O zaman buradaki yeşil ile gösterdiğim yerin alanı da 3S olur. Yeşiller 3S. İçinde de 3S var. Etti sana 3S artı 3S'den 6S oldu. Alan 6S ise 186'ymış 6S. 186'yı hemen 6'ya bölüyorum. 1S'yi bulacağım. 18'de 6 3 kere var. 3 kere 6 18 çıkarttım 0. 6'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkarttım ve 0 oldu. S dediğim yer benim 31 santimetre karedir. Ne istiyor bizden? Taralı alanı. Bakın taralı alanda 2S'lik bir alan var. 31 ile 2'yi çarpar. 62 santimetre kare olarak bulabilirim.
ABCD paralel kenar olmak üzere EC kenarı 3 eşit parçaya, EB kenarı 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Taralı alan 8 santimetre kare ise bütün alanı bizden istiyor. Bir kere burası 3 parçaya ayrılmış. A diyorum. Burası da A'dır. Yine burası da A'dır. Burası da 4 parçaya ayrılmış. Kat dersem burası da kat olur. Burası da kattır. Yine burası da kat olur. Şimdi bazı çizgiler eklemem gerekiyor buraya. 4 parça, 1 parça buraya çizgi yok. Yukarıdan aşağı doğru şuraya bir çizgi getiriyorum. Yine bu noktadan şimdi bir kenar üzerinde 4'ü zaten eşit. Ben şimdi en küçük gördüğüm yere mesela bak hepsinde de K kenarı hepsi eşit uzunlukta. O zaman ben buraya S alanı dersem burası da S alanıdır. Burası da S alanıdır. Yine burası da S alanıdır. Şimdi ben B noktasından alıyorum. A noktasına bir çizgi götürdüm. Bakın B köşesinden EC kenarına 3 tane parça gitmiş. Birinci üçgen burası. Birinci üçgende 4 tane seyrek yer var. İkinci üçgen ne olur? Burada da 4 seyrek yer olur. Çünkü buradaki kenar uzunlukları aynı. 4S ise burası da yine 4S olur. Yine bunu da dikdörtgende göstermek istiyorum. Aynı şekil şurada var. Bakın şu köşeden gelmiş herhangi bir yere. Diğer köşeden de aynı yerde buluşur ve bir üçgen oluştururlar. Burada yeşillerin oluşturduğu yer ile mavinin oluşturduğu yer birbirine eşittir. İki yeşil, bir mavi eşittir. Aynısı burada yok mu? CEB üçgeni. Bunlar ile dışında kalan üçgenler, şu üçgenle diğer alttaki üçgenin toplamı birbirine eşittir. Yani bakın 4S burada var. 4S burada 8. 4S burada 12S. Demek ki bu iki tane mavinin de değeri, o toplam değeri 12S olması gerekiyor. İki mavi 12S. İçeride de 12S var. 24S'lik bu paralel kenarın alanı var. Şimdi diyor ki bize taralı alan 8 santimetre kare ise taralı alana baktığım zaman iki tane S var. 2 tane S eşittir 8 santimetre kare ise 1 tane S ne olur? 4 santimetre kare olur yarısı. Bunun toplam alanda 24S'lik yer var. 24 ile 4'ü çarpar. ABCD paralel kenarının toplam alanını 96 santimetre kare olarak bulabilirim. Şekilde ABCD paralel kenar ve BE açıortaydır. Verilenlere göre BEC kaç derecedir diyor. Bakın C açısını burada 3x artı 30 olarak vermiş. Aynı şekilde A açısında burada 4x eksi 10 olarak vermiş. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Hemen eşitleyelim. 4x eksi 10 eşittir. 3x artı 30. 3x'i karşı tarafa attım. Geriye x kaldı. Eksi 10'u karşı tarafa artı 10 olarak attım. 30 da burada var. 40 oldu. X eşittir 40. Şimdi x 40 ise buradaki tepedeki C açısını hemen bulalım. 3x artı 30 diyor. 3x 40 çarpı 3'ten 120 artı 30'umuz da var. 120 artı 30 150 derece olur. C açısı dediğim 150 derecedir. Şimdi 150 ise şu iki yer komşu açıdır bu ikisi. C açısıyla D açısı. İkisinin toplamı 180 yapar. Yani bunun hepsi birden 30 derecedir. Açıortay olduğuna göre burası 15 derece, burası da yine 15 derece. Bakın burada bir Z var. Paralel kenar sonuçta. Yani 15 ise burasını istiyor bizden. BEC istiyor. Yine o da 15 derece olur. Şekilde ABCD bir paralel kenardır. D açısını 110 derece olarak bize vermiş. 30 derecelik açı var. AEB'yi, tepedeki açıyı bizden istiyor. 110'sa karşılıklı açılar birbirine eşit olur. Burası da 110'dur. ABE üçgenine bakarsan 110 burada. Diğer açısı 30 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. İkisinin toplamı 180. 140. 180'den 140'ı çıkartarak tepedeki bizden istenen açıyı 40 derece olarak bulabiliriz. Şekildeki ABCD bir paralel kenardır. AD 12, AB 8 santimetre, CE yüksekliğini 6 santimetre olarak vermiş. Bizden CE'yi de 6 santimetre olarak vermiş. H'yi istiyoruz da. Şuradaki uzunluğu bizler istiyor. Şimdi paralel kenarın alanından giderek burada H'yi bulabiliriz. Şimdi iki tane dikme var. Paralel kenarda alanı bulmak için tabanla yüksekliği çarpalım. Bakın taban burada AB 8. Yükseklik bu tabana ait yükseklik de 6'dır. Bu durumda 8 ile 6'nın çarpımı 48 bana bu paralel kenarın alanını verir. Aynı şekilde DA'yı da burada
taban olarak düşünürsen bu tabana ait olan yükseklik H'dir. Yani 12 ile H'yi çarparak da alanı bulabilirsin. 12 ile H'yi çarparsan 12 eder. Burada alanı buldum. Alanı 48'di. Bunu hemen 48'e eşitliyorum. 12 tane H 48 ise 48'i 12'ye böler. H'yi burada 4 olarak bulabiliriz. Verilenlere göre ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diyor. 4 tane üçgene böldüm. Bakın DA. Sonuçta paralel kenar dikdörtgenin yan yapmış şekliydi. 8 ise yine BC'de 8 olur. Pembe olan üçgene bakacak olursak tabanla yüksekliğini çarpacak. 2'ye böleceğim. Pembenin alanını bulabilirim. Taban orada 8. Yükseklik 6. İkisinin çarpımı 48. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman 24 santimetre kare. Pembe. Şimdi burada köşegenler, burada 4 tane eşit üçgen oluşturur. Yani burası 24 ise mavi de 24'tür. Sarı da 24'tür. Mor da 24'tür. 4 üçgende bana paralel kenarın alanını verir toplamda. Bir tanesi 24 ise 4'ünü bulmak için 24 çarpı 4'ten 96 santimetre kareyi bulabilirim.